Turgut Altınok'un hakikaten belediye, yıllardır belediye başkanı, 5 dönemdir belediye başkanlığı yaptığı yer yani. Ya. Turgut Altınok'un AKP'ye karşı %30'un üzerinde oy aldığı yer. Ya. Büyük Birlik Partisi ile. Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı %1'ken. Evet. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'da işte Üsküdar efendim, ya. Hatta bir de şunu da söyleyelim Ümit. İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nden kadro yetiştirmiş. Ne güzel. Kadro yetiştirmiş Ümit. En zor yani bizde siyasetçi yetişmesi. En zor yerlere onlar aday oldular biz. Evet. Bir de Ümit dikkat et, kaybedilen yerler şunu da söyleyelim. Hiçbir yerde ezilmedi CHP. Evet, o da var. Doğru. Mesela Antep'te %35 ile efendim Fatma Şahin kazandıysa %28 ile CHP adayı Doktor Muzaffer Bey kazandı. Hatırlar mısın? Antep'ten de söz ettim. Orada bile bir oy yükselmesi var demiştik. Var. Evet, yani evet, pek evet. Çok yerde böyle 3-4 puan 5-6 puanlarla kaçırılmış, kaybedilmiş yerler var. Var, doğru. Hani bir iki yerde bakıyorsunuz hani böyle hani Memleket Partisi, İyi Parti olmasa hani zaten kazanacakmış. Daha doğrusu olmasa demeyelim. Yani onların oylarıyla kaybedilmiş diyelim. Hakikaten sonuçları çok konuşulacak bir seçim. Evet, daha çok bir konuşacağız. Bir de şunu söyleyelim. Seçmen Ümit, bu şunu da CHP unutmamalı Ümit. Seçmen bu seçimi İkinci tur diye baktı arkadaş. İkinci tur diye baktı. Öteki partilerin tümüyle tasfiye olmasının bir nedeni de bu. Yeah. Ankara'da ben birkaç sandığı dolaşırken İyi Partili bir kişi söyledi. Kulağıma fısıldadı, İyi Partiliyim ama oyun ben tamam. CHP adaylarına vereceğim dedim. Yani bu hem büyük bir sorumluluk, CHP oy verilebilirliği artıran bir tablo. Ama aynı zamanda da evet Ali Mahir Başarı kutluyoruz. Sen Mersin'de biraz önce söyledim 13'te 7 bendeki notlara göre. Hem de İstanbul'da 20 İstanbul'da şu anda 39'da 16 kutluyoruz sevgili Başarı. Ben de kutluyorum Ali Mahir Başarı. Çok sağ olun Mustafa abi. Biz konuşmuştuk Ali Mahir'le. Değil mi Ali Mahir? Anlatacağım. Ha, anlatacaksın. Peki. Öncelikle hoş geldin diyoruz. Sonra bir genel bir değerlendirme yap istersen. Tabii ki. Bu zaferi, evet, dinliyorum. Tabii ki. Efendim bakın, Türkiye'de yaklaşık 20 il, büyükşehir, 90 ilçeyi bu süreçte dolaştım. Küçük büyük mitingler yaptık. Bir şey gördüm. Halkla aramızdaki buzların eridiğini net bir şekilde gördüm. Ve doğru bir dil kullandık. Bakın Yozgat'ta da, Yozgat Çayır alanda da, Muğla'nın... Evet, bir kesintiye uğradık. Her iki tarafı da kaybettim herhalde Skype. Ha var mı? Ben Mustafa? Ayaktayım. Ha, sen... ben ayaktayım. Birden bölünse Skype, bağlarlar şimdi. Çok önemli bir şey söyledi. Aradaki buzların eridiğini hissettik oralarda dedi. Yani CHP ile halk arasındaki buzların erimesinden söz etti ki bence çok hoş bir tanım oldu bana göre. Şimdi daha başka şeyler de anlatacak bağlandığı zaman inşallah. Sen bir şey söylüyordun Balbay. Şöyle iki halk sosyolojik olarak iki turlu düşündü bu seçimi. İki turlu hani sanki iki aday kalmış ve kime oy vermeliyim diye de baktı. Halkın kendi içindeki muhakeme de bu oldu. Bu yüzden küçük partiler sinirlendiler yani. Evet. Hatırlar mısın Ümit? Halk yani en demokratik sözcük bu sefer sözcüğüdür diye konuşmuştuk seninle. Bu sefer şuna vereceğim. Bu halkın tutucu olmadığını gösterir. Evet. Bu sefer şöyle bir ders vereceğim. Evet. Bu sefer şunu deneyeceğim. Bu müthiş demokratik bir söz aslında Ümit. Doğru. Ama biz bunun kaybolmakta olduğunu, CHP nasıl olsa kazanamaz duygusunun yerleşmekte olduğu endişesi hakimdi. Evet. Hani sizinle seninle sohbetimizin başında hani içimizdeki hani bu ya bir endişe de buydu. Yani ama bunu da kırdı halk. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hani Özgür Özel'in söylediği belki Ali Mahir Başarı bunu net bir şekilde ifade edecektir. Tepemizdeki %25'lik cam tavanı kıracağız demiştim. Şimdi CHP'nin tepesinde %40'lık artık cam tavan var. Doğru. %40'lık ve tek başına.
Ve bu büyük büyük bir çok ağır bir sorumluluk aynı zamanda da. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bunu ileriye taşımak gerekiyor. Bunun ümit çok hani konuşulacak paradigmaları var. Hani artık bu seçimde kampanya sürecinde Ali Mahir Başar ayrıntılarını söyleyecektik. Evet, halk da aradaki duvarlar yıkıldı. Bir doğrudan bir bütünleşme. Bunu şu hakkı da teslim edelim Ümit. Kemal Kılıçdaroğlu hani bütün altı partiyle git gel et. Yani sağla diyalog kurmayı artı sağın %48 alalım. Oy alarak sağın CHP'ye oy verebileceğini göstermişti. Ama bu seçim bunun hakikaten rastlantı olmadığını ortaya koymuş oldu. Sanıyorum Başarı bağlandı. Devam etsin. Evet. Başarı sen devam. Ümit abi, danışmanlar, teknik ekip hepsi 60 günün sonunda pert oldu. Ben telefondan kendim giriyorum. Onların hepsi dün çocuklar gece 3-3.30 gibi artık yürüyemeyecek durumdaydı. Dediğim gibi aramızdaki buzlar eridi. Çok iyi diyaloglar kurduk. Şunu söyledik. Oy verseniz de bizimsiniz, vermeseniz de bizimsiniz. Bravo. Dün Tarsus'ta 20 bin kişi vardı. Şunu net bir şekilde ortaya koydum. AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımız belki kaybettiği için üzülüyor ama onlar kazandı.